Merhabalar, Esra Ezmeci ben. Psikologluk benim sonradan seçtiğim bir şey. İlk başlarda ne seçeceğimi bilmiyordum. Sizin yaşlarındayken, lise öğrencisiyken böyle birazcık ergenliğe geç girmiştim. Hangi mesleği seveceğimi bilmiyordum ve ilk önce Bilgi Üniversitesi'nde halkla ilişkiler okudum. Daha sonra insanlara yardım etmeyi çok sevdiğimi düşündüm. Ve benim bir dezavantajım vardı. Duygusal zekam çok da iyi değildi. Yani duygusal zekam iyi değildi ne demek? Çok duygusal bir insandım. Hatta yıllığımda şöyle yazıyordu. Sulu göz Esra'ydı benim adım. Her şeye ağlar. Hiçbir zaman insanların bir travma yaşamasına ya da duygusal olarak kendilerine kötü hissetmesine dayanamazdım. Aşırı empati yapardım. Şimdi bu benim hayatımda bir dezavantajıydı. Ama dezavantajını ileriye götürmek ya da dezavantajını kullanarak birçok kişiden daha iyi olmak diye bir şey var. Gerçekten hayatınızda dezavantaj olarak gördüğünüz şey sizin avantajınız olabilir. Evet, bu benim dezavantajımdı ama ben oradan empati aldım, duygusal zekamı biraz geliştirdim. Ve şu anda gerçekten birçok insana yardım ediyorum. Psikoloji alanında iyi olduğumu düşünüyorum. Ve şu an ilk defa Türkiye'de bir psikolog terapi yapacağım yayında. Yani bir televizyon programı başlıyor cumartesi itibariyle. İnsanlara terapi yapıyorum, evlerine gidiyorum. Psikolojik ve psikiyatrik sorunları neyse, tabii onlar belki bir yandan ilaç tedavilerine devam ediyorlar. Ben onları terapiyle hayata bağlamaya başlıyorum. Anne kız panik atak hastası, evden çıkamayanlar, obsesifler, istifçiler, çöp evde yaşayanlar, bu tarz kişilere yardımcı olacağımız bir program başlayacak. Evet, dediğim gibi dezavantajınız neyse asıl belki de yönelmeniz gereken alan dezavantajınız, yani yeteneksiz olduğunuz alan. Çünkü bazen o alan size diyor ki benle uğraş, sen benle uğraşırsan benden bir iyi çıkacak. Bazen hani biz iyi olduğumuz alana gidiyoruz. Neydi? Spora yatkınlığı olan biri spor alanında kendini geliştirmeye çalışıyor. Çünkü ona yeteneğim var. Aslında tam olarak o değil. Bazen zayıf yanınız başka bir alanı ortaya çıkarabilir. Şimdi gelelim mevsimlere. Mevsimler mi bizi yönetiyor? Biz mi mevsimleri çok fazla anlamlandırıyoruz? Evet, mevsimler bir şekilde psikolojiyi çok fazla etkiliyor. Bunun hem bir fizyolojik açıklaması var hem de psikolojik bir açıklaması var. Nasıl etkiliyor bizi mevsimler? Şimdi ben buraya daha coşkulu geliyorum, daha coşkulu sesim çıkıyor, daha mutluyum. Çünkü neden? Aslında bahar geliyor. Bahar neyi anlatıyor bizi? Bahar hatta geçiyor, Mayıs'tan sonra Haziran yaza gireceğiz. Neyi anlatıyor bizi? Havaların güzel olacağını, daha çok eğleneceğimizi, tatil, aşık olabileceğimizi, içimiz kıpır kıpır, açık havada yürüyebileceğimizi ve daha rahat edeceğimiz. Ne oluyor? Benim içimde kıpırtılar başladı. Daha fazla güneş ışığı görüyorum. Serotoninim artmaya başladı, yükseldi. Mutlu hissetmeye başladım kendimi. Bir yandan serotoninim arttığı için yaşam doyumuyla alakalı dopaminim de hareketlenmeye başladı. Ne oldu? Çok iyi hissetmeye başladım kendimi. Bana gelen danışanlar azaldı. Benim için iyi mi bilmiyorum. Çünkü hepsi iyileşmeye başladı. Yaz geldiği zaman danışanlar ve psikiyatriye gelenler ya da psikiyatrik hastanelerde yatanlar azalır. Çünkü hepsi yazın getirdiği umutla iyileşmeye başlarlar. Sadece şizofreni hastaları ve bipolar hastalıklar ayrıca tutulur. Çünkü maalesef bazı rahatsızlıkları sıcaklar etkileyebiliyor. Manisi tetiklenebiliyor. Hani dedik ya biraz önce keyiflenebiliyoruz, eğleniyoruz ama maniye yatkın olan biri çok hızlanabiliyor, fazla keyiflenebiliyor. O yüzden rahatsızlığı tetiklenebiliyor. Şimdi ne oldu? Hormonlarımız tavan yaptı. Eğleniyoruz. Güzel. Yaz geldi. Daha sonra yaz bitmeye başladı. Sonbahar. Sonbahar bize ne çağrıştırıyor? Sonbahara ait yazılmış şarkılar, sözler bile hüzün içerir. Çünkü sonbahar aslında birazcık bize ölümü anlatıyor. Yani psikolojik olarak da bunun getirisini aslında yıllardır taşıyoruz. Yapraklar sararır,
kurur ve ölürler. Canlılar, bitkiler kurur, ölürler, kapanırlar. Yani aslında karanlıktır, yağmur yağmaya başlar. Daha çok evde vakit geçirmemiz gerekir. Ne olur? Kişi kendini daha depresif, mutsuz, yaşam sevincini kaybetmiş hissettirebilir. Gün ışığı da daha az, serotonin verecek gün ışığı da kalmadı. Şimdi ne yapacağız? Alışveriş merkezine mi gideceğiz sadece? Ne güzel dışarıda geziyorduk, eğleniyorduk. Okul da başladı. Tekrardan sil baştan dersler. Bütün negatif şeyler sanki bu sonbaharda toplanmış gibi geliyor insana. Ama her şey aslında düşüncede. Evet, fizyoloji var. Neyde vardı fizyoloji? Serotoninde var, dopaminde var. Ama serotonin, dopamini ben sabah kalkayım, aynaya bakayım, güleyim. Yani ne? Aklıma güzel şeyler getireyim, güleyim. Bununla da serotonin artıyor. Mesela gülme egzersizi vardır. Ağzınıza kalem alıyorsunuz. Kalemi ısırırken böyle aynanın karşısında gülün. Ne olur? Sizin serotoniniz yükselir. O zaman ne? Her şey benim elimde. Mevsimlerin elinde değil belki de. Mevsimlere fazlaca anlam yükleyen biziz. O yüzden negatif olsa bile, negatif anlamlandırsa bile biz o anlamı değiştirebiliriz. Ne oluyor? Sonbahardan itibaren ben kötü oldum, sevgilimle aram kötü, işte moralim bozuk, uykusuzluk var, iştahım arttı. Bir de tabii kış geldi mi bir de bu kilolar artıyor. Tabii bir insanlar kendilerini daha da negatif hissedebiliyorlar. Bu şikayetlerle insanlar başvurmaya başlıyorlar. Neden? Umutsuzluk düşünce. Hayatında ne değişti? Hiçbir şey. Ama ben kendimi kötü hissediyorum. Neden? Çünkü kendini mevsim değişikliklerinde kötü hissetmeye şartladın. Düşüncelerinizin ne kadar önemli olduğunu bilemezsiniz ve ne kadar güçlü. Düşüncenizle her şeyi farklı görebilirsiniz. Şu an sizin beni gördüğünüzle benim kendimi aynada gördüğüm çok farklı. Çünkü neden? Sizin o kadar yaşamın geçmişinden getirdiğiniz düşünceleriniz var ki bir insanı tanımlayan. Kiminiz diyor ki işte kadına bak ne süslü makyajı yapmış. Kiminiz diyor ki vay be ne iyi konuşuyor. Öteki diyor ki kesin bu heyecanlıdır, heyecanını kapatmaya çalışıyor. Hepiniz aklınızdan geçmiş yaşantınıza göre düşüncelerle beni görüyorsunuz. Şimdi o zaman hayatımızı da, mevsimleri de, aşkı da, ilişkileri, sosyal yaşamı düşüncelerimizle şekillendirebiliriz. Mesela nasıl? Düşüncelerimizi nasıl daha kolay değiştirebiliriz? Önce davranışı değiştirerek. Yani yazın yaptığınız şeyleri kışın da yapmaya başlayarak. Ne yapıyordunuz? Spor mu yapıyordunuz? Spor yapın. Arkadaşlarınızla mı buluşuyordunuz? Arkadaşlarınızla buluşun. Daha az mı yiyordunuz? Daha az yiyin. Kilonuza dikkat mi ediyordunuz? Bikinileri giyiyordunuz, mayo giyiyordunuz. Kilonuza daha çok dikkat ediyordunuz. O zaman kışın da kilonuza dikkat edin. Yani mutluyken yaptığınız şeyleri mutsuz hissettiğiniz dönemlerde de yaparsanız zaten düşünceleriniz olumlu olmaya başlar. Tek sihirli ipucu bu. Yaptıklarını mutluyken ne yapıyorsan mutsuzken de kendini zorla ve bunları yap. Çünkü zihin davranışlardan etkileniyor. Zihin çok da akıllı bir mekanizma değil, otomatik bir mekanizma. Zihin bakıyor diyor ki bu ne yapıyor davranışlarını? Ha bu mutlu hissettiğinde davranışı, mutluyum. Ha, bu ne yapıyor şimdi mutsuzken eve kapandı, dışarıda çıkmıyor. Yiyor cipsleri, gece dondurmaları tüketiyor, şekerler, jelibonlar. Ha mutsuz bu, mutsuz oluyor. Yani davranışlarımızla düşüncelerimizi değiştirebiliriz. Ne yapacağız? Geçmişe takılmayacağız. Bu da düşünce. Mesela umutla bakmak, bunlar da düşünce. Hobiler elde etmek, keyif alabileceğimiz aktivitelerle uğraşmak. Yani yaşamı keyifli hale getirmek mevsimlerden bağımsız. Evet, mevsimlerin getirdiği depresyon var, mevsimlerin getirdiği mani var, mevsimlerin getirdiği yaşamımızı değiştiren hayat şartları var. Ama değiştirmek zorunda da değilsiniz. Bu bir yanda mevsimlerin bize anlattığı şey. Diğer yanda ise hayatta, yaşamda zayıflığınızın üzerine gidin. Kapatmaya çalışmadan o eksik yanlarınızı da tamamlamaya çalışın. Belki oradan bir cevher çıkacak. Belki o alan size demin başta da söylediğim gibi o alan diyor ki sen bu alanını geliştirmen lazım.
bilerek bu alanın zayıf, sen bu alanını geliştir ve bu alanda iyi olman lazım. Evet, benim insanlara yardım etme isteğim ve bunun sonucunda duygusal olarak çok zayıf olmam ve her şeye ağlıyor olmam beni psikoloji mesleğine yöneltti. Şimdi ben bu alanda bir ilk yaparak Türkiye'de televizyon ekranında terapi yapacağım, kitaplar yazacağım. Belki psikiyatrik olarak farklı tedavilerle nasıl daha insanları iyiye götürebiliriz, onları çalışacağız. Ne oldu bu alanda ilerlerken? Bazı psikiyatristler bana kızdı. Çünkü ilaç kullanmadan da bazen iyi olabileceğimizi gördük ve o zaman psikiyatristler beni pek sevmedi. Diğer alandan bazı kişiler de bana öfkeli davranabildi. 7 senelik Balıklı Rum Hastanesi deneyimim var. Aslında insanlarla ve bağımlılarla çalıştım bu dönemde. Özellikle eroin bölümü servisindeydim. Eroin biliyorsunuz çok kimyasal ve fiziksel bir bağımlılık sağlayan bir madde. Ve eroinle çalışırken bile biliyorsunuz çok büyük bir detoks geçirmeleri gerekiyor. Yoğun ilaçlarla ancak bu maddeden kullanabiliyorlar. Ama psikolojinin iyi gelmediği, gerçekten ruhsal olarak iyi hissetmenin, insana umut vermenin, gerçekten yapabilirsin demenin, özgüven aşılamanın ve bir insana inanmanın İyi gelmediği kimse görmedim. Çünkü herkes istiyor ki biri bana inansın. Ben bundan vazgeçebilirim, değil mi? Bana inanın. Herkesin inanılmaya, sevilmeye, değerli hissetmeye, yeterli hissedilmeye ihtiyacımız var. Çocuklarımıza da onun için ilk yaşlardan itibaren vermemiz gereken sadece bu duygular. Sen değerlisin, özelsin, yeterlisin, sevilmeye layıksın. Neden bunları vereceğiz biliyor musunuz? İnsanların en çok yakındığı konulardan biri, özellikle bizim ülkemizde çok var, fedakar olmak. Çünkü biz zannediyoruz ki sevilmek için, karşımızdaki için çok fazla şey yapmalıyız. Ancak o zaman sevilebiliriz. Hayır, zaten insan olarak sevilmeye çok fazlasıyla layıksın. Sen bir birey olarak zaten sevilmek için her şeye sahipsin. Ne oluyor bu fedakar insanlar? Zaman geçiyor, geliyor diyorlar ki saçımı süpürge ettim. 60 yaşına geldim, 70 yaşına geldim, yaranamadım. Kendin için ne yaptın diyorsun? Kendim için hiçbir şey yapmadım. Çocuklarım için yaptım, komşularım için yaptım, annem için yaptım, babam için yaptım. E sen neyi seviyorsun? Sen kimsin? Nelerden hoşlanırsın? Neleri seversin? Ne yaparken keyif alırsın? Bu soruların hiçbir cevabını bilmiyor. Neden? Çünkü hiçbir zaman kendi için yaşaması gerektiğini bilmemiş. Sadece fedakarlık yapmış ve fedakarlık da ona ne hissettirmiş? Yüksek beklenti. Ve yüksek beklentisinin hiç karşılanmaması onu mutsuz bir yetişkin yaşlılığa doğru giderken mutsuz yapmış. Keşke benim kendim için bir şey yapsaydım. O yüzden mevsimleri anlatıyoruz, psikolojiyi anlatıyoruz ama benim en çok size tavsiye edeceğim şey kendinizi tanıyın. Sizin kim olduğunuzu, neyi sevdiğinizi, nelerden hoşlandığınızı gerçekten öğrenin. Hayata bir kez geliyorsunuz. Yarın, bir dakika sonra, bir saat sonra ne olacağımızı bilmiyoruz. Yaşımızdan bağımsız olarak bu. Ama bir tek şu an var. Şu anı güzel geçirmek. Evet, geleceğe doğru güzel hedeflerimiz olsun, işte güzel amaçlarımız olsun ama ya geçmişe takılıp ya geleceğe çok odaklı yaşarsanız bir tek sahip olduğunuz şu anı kaçırırsınız. Onun için hep diyorum en önemli şey anınızı mutlu yaşayın, birazcık bencil olun. Bencillik negatif bir anlam değil, kendinizi tanıyın. Eğer siz kendinizi düşünmezseniz kimse sizi düşünmez. Siz kendinizi değerli bulmazsanız kimse sizi değerli bulmaz. Yani düşünceleriniz, kendinizi anlamanız, tanımanız çok çok önemli. Burada olan gençler daha çoğunlukta. Bunu 60 yaşında söylemeyin, şimdi söyleyin. Çünkü 60 yaşında, 70 yaşında, belki de 80 yaşında bunu söyleyen, keşke kendimi tanısaydım, kendim için bir şey yapsaydım diyen çok kişi var. Nefes aldığınız sürece hala umut var ve bugünden itibaren kendiniz için bir şeyler yapmaya başlayın. Çok teşekkürler.